Noktanın doğru yolun uzaklığı arkadaşlar noktayı denklemde yerine yazacaksınız. Mutlak değerli bir şekilde uzaklık negatif olamaz çünkü. Sonra da x ve y'nin kat kareler toplamının kare kökü olacak. Dolayısıyla burada e, şunu söyleyebiliriz bakın. 2 çarpı 3 6. Eksi 3 çarpı 4 eksi 12. Artı k mutlak değer içinde. 3'ün karesi 4'ün karesi 9 16 daha 25 kare kökü 5. Eşitmiş 2'ye. Buradan k eksi 6'nın mutlak değeri 10 oldu. k 16 olabilir. Ya da arkadaşlar eksi 4 olabilir. Şıklarda bu var. B şıkkı. İki doğru arasındaki uzaklığı bulurken arkadaşlar kat sayılar aynı olmalı. ax artı b'ye ax artı b'ye olacak. Birincisi tabi paralel olmalı. Yoksa kesişen doğrular arasında olmaz. İkincisi paralelse de burada kesinlikle katsayıları aynı olmalı. Sonra diyoruz ki c1 eksi c2 bölü kök içinde a kare artı b kare. Bu yüzden burada paydalarını eşitlemek için ikinciyi 4 ile çarpacağım. Şey pardon 2 ile çarpacağım. 5x eksi 12'ye artı 2 eşittir 0 diyeceğim. Burası da 5x eksi 12'ye artı k eşittir 0. Haliyle 5x eksi 12'ye 5x eksi 12'ye mutlak değer içinde k eksi 2 bölü 5, 12, 13 Pisagor gibi düşünün. 5'in karesi 12'nin karesi. Ee, bunun karekökü de 13 yaptı. Bu 1'miş. K 2'nin mutlak değeri 13 olduğu için K arkadaşlar 15 olabilir. Ya da K 11 olabilir. Şıklarda D var. Arkadaşlar doğruların eğimlerinden güzelce yararlanalım. Y eşittir 3x, Y eşittir x bölü 2. Doğruların eğimlerini özellikle şekilli sorularda tanjant alfa karşı bölü komşu olarak kullanmak gerekiyor. Şimdi şöyle burada arkadaşlar ve burada iki tane doğru bakın. Şöyle harf vereceğim. Diyeceğim ki y eşittir 3x olduğu için buraya k diyeyim. Burası da arkadaşlar 3k olsun. Doğrunun eğimi 3 olduğundan dolayı. Karşılık kenarları eşit. Burası da 3k. Bu doğrunun eğimi 1 bölü 2 olduğu için o zaman ne olacak? Tabii ki burasının 6k olması lazım. Böylece 6K12 ise K2 geldi. K2 olduğu için burası zaten 6 olacak. Sonra arkadaşlar şurası da K'yı 2 bulduğumuz için 10 oldu. 10 artı 6 çarpı 2'den 32 E şıkkı. Böyle arkadaşlar birleştirirsek aslında bu bir ağırlık merkezi bakın orta nokta orta nokta İki kenar ortayın geçtiği yerden ağırlık merkezi geçer. O yüzden burası A'ya 2A olur. Şimdi artık K'dan bir dikindirirsek 2'nin 3'e oranı Y'nin 3'e oranına eşit. Yani Y buradan 2 oldu. Sonra yine e, burada artık şöyle rengi bir değiştireyim. Karşılıklı oranlar eşit olduğu için buraya da 2B buraya da B dersek sonuçta bakın... Paralel doğrular 2A'ya A ise karşısında 2B'ye B olacak. 3B eşittir 6. B arkadaşlar buradan 2 oldu. K noktasının apsisini de bulduk. Gördüğünüz gibi 2 apsis 2 ordinat oldu şurada. Toplamları da 4 geldi D şıkkı. Dikkat ederseniz eğimleri aynı olduğu için paralel iki doğru. Yani birisi böyle birisi böyle. Bunlara eşit uzaklıkta olan noktalar aslında bu doğruların tam ortasından geçen bir doğrudur. Ve bunlara paraleldir. Neden? Bu noktalar hep bu doğrulara eşit uzaklıkta olduğundan, e bunlar da paralel olduğundan, böylece bakın şu doğruda paralel çıktı gördüğünüz gibi. İki paralel doğrunun ortasındaki paralel doğru şöyle bulunur. Sabitleri toplayıp ikiye böleriz. 11 artı eksi 7 bölü 2'den 4... 2'ye bölersek 2 olacak. Zaten şu kısımları aynı tutuyoruz. Böylece cevabımız D şıkkı oldu arkadaşlar. Uzunluğunu bulmak için şöyle yapabiliriz. Bakın AB'yi bulacağız ya. Şöyle çizeyim bakın. AB'yi bulmak için aslında şöyle bir dik 30 Z'den dolayı burası da 60 olur. Paralel iki doğru arasındaki uzaklıkta şu kırmızıyla çizdiğim. Şöyle bakın 90 derece. Ee, gördüğünüz gibi x artı kök 2'ye x artı kök 2'ye. Ne söylüyorduk? Sabitlerin farkının mutlak değeri bölü 1 artı kök 2'nin karesi 2. Böylece 12 bölü 3 kök 3'ten 4 kök 3 olacak. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık. 60'ın karşısı 4 kök 3, 30'un karşısı 4'tür. 90'ın karşısı da 8'dir. Böylece cevabımız D şıkkı olur. İki kenar Alt taban ve üst taban birbirine paralel olduğu için 0 eksi 7 bölü 7 eksi 0 arkadaşlar eksi 1 olacaktır. Haliyle diğer doğrunun yani 4 eksi k bölü 9 eksi 5'in de eğimi eksi 1 olur. E buradan da eksi şurası 4 eksi 4 eşittir 4 eksi k k da 8 geldi. Demek ki buranın ordinatı 8'miş. Şimdi burada şeyi yapmak istemiyorum, e, doğruların denklemlerini bul, sonra doğruların arasındaki uzaklığı bul, sonra yamuğun alanını bulu yapmak yerine şöyle bunu bence bir dikdörtgene tamamlayalım biz. Bakın e, ordinat 8 olduğu için burası 4 birim olduğundan 4 birim kalır. Şu sonuçta bakın şuranın uzunluğu 8 birim, Apsis 5 olduğu için burası 5, absis e, ordinat 7 olduğu için 7. Toplam uzunluk 8 birim olması lazım. 1 kaldı. Burası 7. Ve yine buranın apsisi 9 olduğundan bakın şurası 2 birim olacak. Yine e, şu uzunlukta 4 birim olacak ki 9 olsun. Şimdi toplam dikdörtgenin alanı 9 çarpı 8. Eksi neleri çıkaracağız? 7 çarpı 7 bölü 2. Eksi 5 çarpı 1 bölü 2. Eksi 4 çarpı 4 bölü 2 ve eksi 4 çarpı 2 bölü 2. Bu işte bize yamuğun alanını verir. Buradan da sizi işlemlerle uğraştırmayayım arkadaşlar. 33 geliyor C şıkkı. Olduğu için y eşittir x üzerinden katlanmasının avantajı şu. Bakın sonuç olarak şöyle bir köşegen çizdiğimiz zaman zaten burası 45 derece olacak. Katladığımız zaman açı değişmez. 90 derece olduğundan 45. Burası da köşegenden dolayı 45. Demek ki şöyle arkadaşlar büyüteyim hatta iyice görün. Bakın bize ne demişti? 2 kök 2 azalıyor arasındaki uzaklık. D'den D üstüne gelene kadar aslında şu köşegen boyunca bunun uzunluğu 2 kök 2 kısalmış. Ne güzel o zaman burası da 2. Burası da 2 arkadaşlar. 45, 45, 90 üçgeni. Şöyle A dersek yine burası da yöndeş açı 45 dereceden A olacak. Ve karenin bir kenarına da a artı 2 diyeceğiz. B noktasının apsisine 10 vermiş. Demek ki a buradan 4. Yani bir kenar 6 alan 36 oldu arkadaşlar. Cevap B şıkkı. Gel evet. iki doğru arasındaki en büyük eşkenar üçgen şöyle olmayacak. belki böyle yapan arkadaşlarımız vardır. Kenarı bu olursa o zaman yüksekliği daha da küçülür. Biz yüksekliğini böyle olacak şekilde yapalım. Haliyle aradaki uzaklık yükseklik olursa bakın kenar daha da büyür. Böylece paralel iki doğru arasındaki uzaklık formülü neydi? Sabitlerin farkı bölü x ve y'nin katsayılarının kareler toplamı. 9 artı 16 25 kare kökü 5 yapar. Böylece 30 bölü 5'ten 6 olur. Yükseklik 6 olduğu için 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 kök 3. 90'ın karşısı 4 kök 3. Demek ki alan 4 kök 3 çarpı 6 bölü 2'den 12 kök 3 olacak arkadaşlar. A şıkkı. Soru zor bir soru arkadaşlar. Görmek gerekiyor yorumu önce. Bir kere bu noktalar doğrusal değil. Nereden anlarsınız? Hemen eğimini buluruz herhangi iki noktanın. 2 eksi 13 5 artı 2 sonra başka iki noktanın eğimini buluruz 11 eksi 2 bölü 14 eksi 5'ten gördüğünüz gibi eğimler aynı olmadı o zaman bunlar böyle bir üçgen oluşturuyor şöyle büyükçe yapayım bunlar noktalar doğrusal değilse böyle bir ABC üçgeni olacaktır şimdi bundan sonra arkadaşlar bir nokta 3 noktaya eşit uzaklıktaysa bu çevrel çemberin merkezidir arkadaşlar haliyle çevrel çemberin merkezinin koordinatlarını soruyor bize. Ama o kadar da kolay bir şey değil. Şimdi burada hangisi olursa olsun önce bunu anlamanızı istiyor. Bundan sonra artık istediğim bir yere dik indirdiğinde burayı hem ikiye böler hem de dik keser. Neden dik bölmeye odaklandım? Çünkü analitik geometride dik kesmek önemli. İki doğru birbirine dik kestiğinde şöyle OH dersek OH BC'ye dikse eğimleri çarpımı nedir? Eksi 1'dir arkadaşlar. Dolayısıyla ben BC'nin eğimine bakayım şimdi. Burası 5'e 2. Burası 14'e 11. 11 eksi 2 9. 14 eksi 5. 9 güzel. Eğim güzel geldi. 1 geldi çok şükür. O zaman hemen OH'ın eğimi de arkadaşlar. Eğimler çarpımı eksi 1 olması için. Eksi 1 gelir. Bunun bize katkısı şu. Y eşittir. Eksi x, x artı n şeklinde bir doğru bu. OH doğrusu. Ve burada arkadaşlar n'yi nasıl bulacağız? Şimdi h noktası bu doğrunun üstünde. Ve 14 artı 5 bölü 2'den 19 bölü 2. Ve aynı zamanda 11, x, 11 artı 2 bölü 2'den 13 bölü 2. Nokta denklemi sağlar. 13 bölü 2 eşittir. Eksi 19 bölü 2 artı ne? Öbür tarafa atarsak 32 bölü 2'den 16 eşittir n'ye geldi. Bunun bize katkısı şu. Bunu bulduktan sonra bu o noktasının koordinatlarını tek tek bulamam ama AB b dersen bunlara b'yi yerine yaz. A'yı da yerine yaz. Zaten benden bakın koordinatlar toplamını istiyordu. A artı B 16 oldu. E şıkkı. geometri soruları aslında arkadaşlar size bazen tan alfa, sin alfa, kota alfayı falan buldurmak içindir. O yüzden de üçgen sorularında, dörtgen sorularında şu doğruların eğimlerini kullanmak gerekir. Birincisi bence önemli nokta bu. İkincisi zaten y'ye 0 verdiğimiz zaman x 6'dır. Pardon 12'dir. x'e 0 verdiğimiz zaman y 6'dır. Böylece bakın tanjant alfa 1 bölü 2 olur. Doğrunun eğimi eksi 1 bölü 2 ama tanjant alfa 1 bölü 2. Bunun bana katkısı şu. bir ikizkenar üçgenin tabanını sorarsa tabana dik indiririz. Haliyle burada şunu da görmüş olurum. Ee, buraya beta dersem burası da alfa olur. Tanjant alfa buraya a dersem işte bakın karşısına da 2a derim. Şimdi ikizkenar dik üçgen olduğu için 45 derece. Şöyle bir p dersem pb de 2a olur. Böylece buraya da A birim kalır. Ve şurada arkadaşlar Pisagor A 2 A A kök 5 eşittir 6. A buradan 6 kök 5'e eşit. 4 A da arkadaşlar 24 bölü kök 5 oldu. E şıkkı. Yani yine böyle zor bir soru açıkçası. Şimdi C noktasını bilemeyeceğiz. Çünkü iki bilinmeyen olacak. Yani ne apsisini biliyoruz ne ordinatını biliyoruz. Ee, bulmak için de bir açıkçası çaba sarf etmeyeceğim. Çünkü size güzel bir yorumdan göstereceğim. Bu A noktasının D doğrusuna olan uzaklığını bulsak. Sonra B noktasının D doğrusuna uzaklığını bulsak. Şöyle C'den de ağırlık merkezinden geçecek şekilde bir kenar ortay çeksem. Şöyle bir P noktası orta nokta olduğu için şu PK uzunluğu B'nin doğruya uzaklığıyla A'nın doğruya uzaklığının toplamının yarısıdır değil mi? Orta taban çünkü. Buraya A dersek, buraya C dersek A artı C bölü 2 burası olur arkadaşlar. Şimdi dikkat lütfen. Kenar ortaydan dolayı burası 2M'ye 2M olsun. C'nin de D doğrusuna uzaklığı kelebek benzerliğinden lütfen dikkat edin. E, A artı C bölü 2'nin iki katı olacak. Yani A artı C olacak. Demek ki A noktasıyla B noktasının uzaklıklarına şöyle M, A, K, ve KB dersem bunların toplamı C'nin bu doğruya olan uzaklığına eşit oldu. Böyle enteresan bir yorum. O zaman doğru denklemini bulalım. Y bölü 8 artı X pardon Y bölü 6 artı X bölü 8 eşittir 1. Buradan da 4Y artı 3X eksi 24 eşittir 0 hepsini 24'te eşitledim. Şimdi gidiyorum 3'e 10 noktasının bu doğruya olan uzaklığına bakacağım. Yerine yazıyorum 40 artı 9 eksi 24 bölü 16 9 daha 25. Uzaklık formülünü önceki sorularda hep verdim. Burada direkt yerine yazıyorum artık. Ee, buradan da 49 24 çıkar 25 bölü 5'ten 5 oldu. Gelelim şimdi diğer e, uzaklığımıza yani B'nin uzaklığına. E, X gördüğüm yere hemen 10 yazıyorum 30. Y gördüğüm yere 1 yazıyorum 4. Eksi 24. Mutlak değer içinde 34 eksi 24 10. 3 4 5'ten 5. Bu da 2 geldi. O zaman bakın bunların toplamı nereye eşitti? İşte C'nin bu doğru yolun uzaklığına eşitti. 7 geldi. Benzerlikten yaptık onu hatırlayın. Kelebek benzerliğinden M'ye 2M, A artı C bölü 2 A artı C oldu. Cevap da bu şekilde C şıkkı oldu arkadaşlar.